GTA 5 Gizem Avı macerasına hoş geldiniz. Çünkü başlıyoruz ve ilk bölümümüz terk edilmiş gizli maden hakkında olacak. Şimdi bu maden üzerinde birkaç araştırma yapacağız. Video içinde birkaç şey yapacağız. Oraları gezeceğiz, inceleme yapacağız, bir çıkarım sayacağız ve oyuncuların gördüklerini size buradan aktaracağım. Yani klasik bir araştırma yapacağız. Bu yeni bir seri ve hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle ben 1080 piksel oynuyorum ve oyun 720 piksel kaydetmek zorundayım. Çünkü Grand Theft Auto gerçekten sağlam bir oyun. Yani GTA 5 gerçekten sağlam. Bu yüzden. Şimdi ben buraya geldim. Gizemli madenin konumunu videonun sonunda göstereceğim. Şimdilik burada kalalım. Göstermeyelim. Jeep'ime bineceğim ve yol alacağım oraya doğru. Şimdi ilk önce ana yoldan aşağı doğru yavaştan inmek istiyorum. Burada çok kavisli ve toprak bir yol var. Buradan aşağı inmemiz gerekiyor. Ulaşabilmek için. Şu an altındaki araç 4x4, yani 4x4 çeker bir araç olduğu için sıkıntı çıkartmayacak. Evet. Bu arada isterseniz GTA videoları çekebilirim. Madenin giriş kısmı burası ve aşağı doğru buradan bir yol var. Dilerseniz şuraya bir park yapalım. Evet, bu şekilde. Evet, öncelikle burası dağın bir bölümü. Yani madenler genellikle dağlarda falan yapılıyor daha çok. Burada zaten buranın maden olduğunu nereden çıkartabiliyoruz diye soracaksak. Bir tren rayı var ve etrafta tekerlekler, tren rayında gidebilecek kapasitede tekerlekler ve aletler duruyor. Yani bunların bir maden olduğunu zaten girişten anlayabiliyoruz. Bu şekilde modellenmiş bir yer. Şimdi ben silahımı çıkartıp buraları inceleyeceğim. Saat şu an 6 suları olması gerekiyor. 7'ymiş. Saat 7 suları. Saat 8'e geldiğinde hava yavaş yavaş kararmaya başladığında içeriye doğru giriş yapacağız. Ve karanlıkta, yani gece vaktinde buranın bize neler sunduğuna bakacağız. Oyuncuların yorumlarına göre bu civarlarda ve içinde hayaletler geziyormuş. Yani baktığımızda oyunda bir hayalet görme olasılığımız çok düşük. Elbette Rockstar böyle bir şey yapmış olabilir tabii ki de. Çünkü San Andreas, GTA, Vice City bunların hepsini oynamışlığım var. GTA San Andreas'ta ben neredeyse her yeri inceledim bu gizem bakımından. Ama videosunu çekmek nasip olmadı diyelim. Daha doğrusu çekmeye çalıştığımda hatalarla karşılaştım. Ben de bırakmıştım. Ama şimdilik GTA 5 ile gizem avı mı diyelim, gizem araştırmalarına başladım. Hafiften bu arada karardı. San Andreas'ta falan bu tür gizemleri görmek çok zordu. Ki bu GTA 5'te Easter egg olarak konulmuş bir sürü gizem var. Bu bir Easter egg mi bilmiyorum. Yani Easter egglerin tam anlamını bilmiyorum. Hani kelime anlamı demeyelim. O saçma sapan bir şey olur. Yani tam anlamını bilmediğim için Easter egg olup olmadığını söyleyemeyeceğim. Sadece buranın haritadaki bir mekan olduğunu söyleyebilirim. Ve ben buraya daha önce tabii ki de gelip araştırma yaptım ama içine hiç girmemiştim. Oraya bir içine girip bakacağız. Bu civarlarda, yani şuralarda bir yerlerde collectible ve item vardı. Buraya gelip bu collectible item'ı toplayabiliyoruz. Zaten oyun genelde şunu sunuyor bize. Burası görevlerde kullanılmamış bir yer. Ve bir yer görevde kullanılmamışsa orada büyük ihtimal bir Easter egg vardır veya toplanabilir bir şeyler vardır. GTA'da genelde bu şekilde işliyor olaylar. Şimdi buraları inceleyecek olursak, burada çeşitli aletler var. Bir tren rayında gidebilecek bir tekerlek ve şuradaki hortum. Şimdi bu hortum olayına gelecek olursak, bazı oyuncular gece vakti buraya geldiklerinde ve elinde hiçbir ışık olmadığında uzaktan burayı, şuradaki kollar işte ve gövde gibi şeylerde görüyor olabilirler. Çünkü gerçek hayatta olmadığımız için hani gözümüzün gördüğüyle oyunda uzaklara baktığımızdaki olay farklı. Bunu buradan çıkartabiliyoruz. Ayrıca
Şuradan saatimize bakalım. Saat 8'i 13 geçiyor. Hemen dilerseniz kapıyı patlatmak için yola koyulalım. Bu arada şu yazıyı okuyacak olursak şu şekilde okuyalım. Bu mülk halka kapalıdır. Permission şey görevli hariç girmeyin diyor. Ben de zaten Michael olarak bir görevli sayıyorum kendimi. Şimdi şu kapıyı patlatacağız. Şöyle iki adet şuralara bomba atacağım. Büyük ihtimal şu kilitler patlar. Evet, şöyle geçelim. Güzel. Bu kapıyı bomba ve roket haricinde sanırım hiçbir şekilde kıramıyoruz. Daha önce şeyi denemedim. Hani yakmayı falan. Zaten buraya ben burada bir kayıt daha yaptım ve bomba almayı unutmuştum elime, yanıma. Bu yüzden kapıyı böyle bayağı ateş falan ettim. Şurada mermileri bitirdim. Ateş edemiyoruz. Sakin Michael. Kapı açılmıyor yani. İlla bir şeye ihtiyacınız var. Bomba veya bir yangın eşyasına olabilir. Şimdi buradan ışığı açarak yavaştan girelim. Korkutucu madene giriyoruz. Şimdi buraya baktığımızda yine eşyalar falan var. Ben biraz susacağım ve hop Michael. Michael böyle gidelim. Işığı kapatmak yok. Şöyle de gelebiliriz. Evet. Yani buralarda ne olduğunu pek bilmiyorum. Açıkçası burada bir ölü bir vücut beden olduğu söylendi. Evet, yine şu hortumlardan biri. İşte bunlar hani herhangi bir şekilde yani vücut şeklinde durabiliyor ve bunu bir figür olarak görüyor insanlar. Bu yüzden yani korkabiliyorlar, öyle diyeyim. Buralar hep kapatılmış bu arada. Büyük ihtimal çökmesin diye. Hani burada bir şey olduğundan değil. Hop. Tamam. Işık gittiğinde sorunlar çıkıyor. Evet, kapatılmış bir yer değil. Buralar. Evet, şu an bu arada Zifiri karanlık. Hani saat 9, 9.15. Gece 9. Şöyle açalım ışığı. Yine aynı şekilde hortumlar. Figür olarak gözüküyor. Burada bir yol ayrımına geliyoruz. Evet. Şimdi ben sağdan gideceğim. Evet, mesela ışık olmadığında ya da çok düşük bir ışık olduğunda onu bir figür olarak kesinlikle ben de görebilirim. Ama şu an onların bu şekilde hortumlar olduğunu biliyorum. Çünkü Rockstar çoğu yerde bu hortumları kullanmış. Burası bayağı sakat bir yer. Biz yolumuzdan devam edelim. Sonra oraya tekrar çıkarız. Burada kondisyonumuz arttı bu arada. Burada kapatılmış bir yer. Büyük ihtimalle burası devam ettirilmeyecek artık. Çünkü yola çıkıyor olabilir veya kötü bir yere çıkıyor olabilir. Bunu bilemeyiz. Arkana bak. Arkana bak. Tamam, burada bir şey olmadığını öğrendik. En azından arkamıza bakmamız gerekmeyecek. Ya ben bu tür yerlerden böyle hafif tırsan bir insanım. Biraz susayım ben. Burası da çıkmaza çıkıyor. Büyük ihtimal soldan gitmemiz gerekiyor. Şimdi burada ben hayalet göremedim şu an. Tabii ki de bu oyuncuların söylediği şeyleri şey yapamam. Hani haksız yere çıkartamam. Elbette olabilir. Ama ben şu ana kadar bir hayalet göremedim. Bakacağız. Belki bir hayalet görürüz. Sesler geliyor. Bayağı tırstım ya. Bu arada bu kapı sürekli yenileniyor mu bilmiyorum hani. Kırdık bir kez. Acaba bir sonraki geldiğimizde de kapı yeniden olacak mı? Bu arada buraya sabahleyin bile kimse gelmiyor. Çünkü ben orada sabahtan beri bekliyordum. Hani çalışanlar falan yok. Evet, yine geldik yol ayrımına. Sağdan gitmiştik yani bu taraftan. Burada çeşitli aletler falan var yine. Ya bunlar büyük ihtimal madencilerin kullandığı eşyalar falan. Şöyle hani buraya önceden çalışmak için gelinmiş olabilir.
Yani böyle bir tünel ne için kazılır bilmiyorum. Bir madenci olmadığım için. Hani bir amaçla bir yere gitmek için mi yoksa maden toplamak için mi? Mineral çıkartmak için mi bilmiyorum. Yine bir yol ayrımı var burada. Evet, sağ taraf. Sağ taraf kapalı, arkasını görüyoruz. Şu şekilde. Yalnız biz ateş ettik, pek hoş olmadı gibi geldi, bilmiyorum. Çünkü bir tabancadan çıkan ses gayet yüksek bir sestir. Ve eğer burada hortlaklar veya... Hadi be. Düz gidelim. Düz gitmek en iyisidir. Evet, galiba bir çıkmaza geldik yeniden. Umarım burada kaybolmam. Bu arada video içinde gördüğünüz eğer bir figür veya bir direkt kendisini bir şey gördüyseniz alta yorumlara atın. Saniyesi süresiyle birlikte. Tamam. Burada yine bir kapı var. Evet, burada bir ceset olduğunu söylediler ama burada bir öyle bir ceset yok. Sanırım buranın arkası var. Burayı patlatırsak. Patlamıyor mu? Keşke patlasaydı. Biraz daha zorlayabilirim. Hayır, bu kapı açılmıyor. Ama bu kapının arkasında bir şey olduğu kesin. Kapının arkasına odaklanamıyorum. Ayrıca. Eğilme de yok. Evet, şu şekilde kapının arkasına odaklanabiliyorum. Ama kapının arkasında hiçbir şey yok. Yani var ve ben evet, burası kapatılmış bir yer. Burayı açamayacağımız kesin. Peki o zaman buradan tekrar geri dönelim ve dışarı çıkalım. Şu an saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Saat tam 12, gece yarısındayız. Mağarada yarasa sesleri geliyordu ama yarasaları modellememişler. Evet, sanırım burada başka bir şey yok. Bu kapı zaten açılmayacaktı. Onu boşuna patlatmamıza gerek yoktu. Çünkü bu kapının arkasında hiçbir şey yok yani. Duvar olduğunu görebiliyoruz. San Andreas'ta bazı kulübelerin zeminleri, tabanları kanlı falan oluyordu. Burada o tür şeyler yok. Yani burada bir cinayet işlenmiş falan diyemeyiz. Bir hayalet belirtisi olmaz. Ya hayaletten kastımız bir hortlak mı? Ne denir? Hani ölmüş birinin vücudunun bulunduğu yerde ruhu gezer falan olayı var ya. Hani öyle bir şey de yok. Kimse ölmemiş veya öldürülmemiş. En azından benim bulduklarıma bakılırsa diyelim. Şunları kan falan diyorsanız bunlar kan değil. Zaten kan olması ihtimal verilmez yani. Sadece kenarlarında var. Hani eğer bir kısımda sadece bu taraflarda veya sadece bir yerde olsaydı peki ona kan diyebilirdik ama bunların pas olduğu zaten belli. Peki burada zaten başka bir şey yok. Bu taraftan gittik. Burada hiçbir şey yok. Her taraf çıkmaza çıkıyor. Burada da gittiğimizde çıkmaza çıkıyor. Aletler falan var. Peki buradan dışarıya doğru çıkalım. Belki bunu zamanında izlemiş olabilirsiniz eğer daha önceden GTA 5'i falan şey yaptıysanız videolarını izlemiş olabilirsiniz. Çünkü bunu yapanlar olmuştu. Ya da kendiniz bizzat şahit olmuş olabilirsiniz, gitmiş olabilirsiniz. Belki de bir şey bulmuşsunuzdur bazı söylentileri yayan oyuncular gibi. Ama ben şu an burada bir hayalet olduğunu şey yapamadım. Çünkü seslere bakılacak olursa burada bir hayalet yok. Ve buradan nasıl çıkacağız? Bu kapı tekrar nasıl buraya geldi?
buradan çıkamıyoruz. Yanıma fazladan almamıştım bomba. Bu yüzden şu an şeyini görüyoruz. Her neyse. Buradan zaten çıkamayacağız. Şu şekilde belki bitirebiliriz. Evet. Ben burada kaldım. Ve bu olay belki bir yaklaşım olarak bakacak olursak daha önce birisi buraya gelmiştir. Bir araştırma yapmıştır veya belki burada çalışmıştır. Ve başka biri arkasından bu kapıyı tekrar kilitlemiş olabilir. Eğer burada öyle bir şey varsa o açamadığımız kapının arkasında bir insan veya birkaç insan olabilir. Hani GTA'larda sürekli bakmamız gereken olay şu. Hani kendi yaklaşımımızı da belirlememiz gerekiyor. Peki ben buradan çıkamayacağım belli oldu. Burada karakter değiştirebiliyoruz en azından. Herhangi bir Franklin veya Trevor'a geçiş yapabiliriz. Bu sayede Michael tekrar evine dönebilir. İlla ölmenize falan gerek yok ki zaten ölebilmeniz için patlayıcı vesaire gerekir. O zaman da kapıyı açarsınız. Yani buraya girip araştırma yapacak veya hayaletlere tanıklık olmak isteyen falan varsa yanına fazladan patlayıcı veya yakıcı alet bulundursun. Herhangi bir şey olabilir, bilmiyorum artık. Kapılar hangi malzemelerle açılıyor? Peki o zaman gizem araştırmasının sonuna gelelim. Çok karanlık ortamlar ya. Harbiden karanlık. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla gizem araştırması için beğenebilirsiniz. Bu arada haritadan bölgesini de göstereceğim. Evet, haritada şöyle göstereyim. Haritayı çok büyütemiyoruz. Bu yüzden hani Michael karakterinin eviyle ölçtürebiliriz. Michael'ın evinin yukarısına geliyoruz. Yukarısına geliyoruz. Hafif sağda. Şu bölmede. Böyle bir yer var. Hani kavisli bir mekan. Burada. Eğer bunu bulamadım diyorsanız şurada binalar topluluğu var. Bunu haritadan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu binalar topluluğunun solundaki yolun solundaki yol. Sol çaprazındaki. Sol üstünde. Burası Great Chaparral bölgesi. Chaparral bölgesi. Great Chaparral. Tabii ki de Türkçe yama olduğu için Büyük Chaparral olarak gözüküyor. Yani eğer gelmek isterseniz mekan burada. Trevor'ın evinden de bir mekan belirtecek olursak. Trevor'ın evinden sola gidin. Dağın, Chilliat Dağı'nın aşağısında. İşte yani buradan bulursunuz. Peki o zaman. Hoşçakalın. Görüşürüz.